Efendim Eko Türk TV ekranlarından hepinize merhabalar. Ben Erencan Umut ve Para Tuner programı ile karşınızdayız. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftanın ilk işlem günü ve bu haftada oldukça kritik gelişmeler yaşanacak. Özellikle de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Piyasalardaki büyük beklenti, aslında bakarsanız tek beklenti, Merkez Bankası'nın politika faizinde 150 bas puanlık indirime giderek politika faizini artık uzun bir süre sonra tek haneye çekeceği şeklinde. Diğer taraftan küresel ölçekte ise çarşamba günü açıklanacak olan Fed'in FOMC toplantı tutanaklarına odaklanmış olacağız. Dolayısıyla bu iki gelişme piyasalarda oynaklık yaratabilir. Gerçi belki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararında ilişkin sonucu noktasında çok kuvvetli bir oynaklık beklenmeyebilir ama Fed'in arasında tartıştığı konular, faiz arttırımın hızı, faiz arttırımının önümüzdeki yıl itibariyle nerede duracağına ilişkin üyeler etrafında, üyeler arasında yapılan tartışmaların nasıl seyrettiğini görme noktasında Fed'in FOMC toplantı tutanakları çok daha kuvvetli oynaklığı beraberinde getirebilir. Peki bu gelişmeler dahilinde hangi gelişmeleri de yine yakından takip etmemiz gerekiyor? Gelin şimdi 5 önemli gündem maddesine, başlığına bakalım. İlk madde oldukça önemli ve bugün piyasaların konuştuğu belki de tek konu Atlanta Fed Başkanı Rafael Bostic'in yapmış olduğu açıklama. Bostic iki tür önem derecesi yüksek iki açıklaması var. Bunlardan bir tanesi ufak miktarlı faiz artışının sinyalinin gelmesi. Bu zaten hemen hemen bütün FED üyelerinden gelen açıklamalar. Yani Aralık FOMC toplantısında 75 değil 50 bas puanlık faiz arttırımı gibi. Fakat Atlanta FED Başkanı Rafael Bostic'in yapmış olduğu en önemli açıklama ise bundan sonraki süreçte 100 bas puanlık faiz arttırımı enflasyonla mücadele noktasında yeterli olur açıklaması. Ve eğer böyle bir şey söz konusu olursa politika faizi otomatik olarak 4.75-5 seviyesine gelmiş oluyor ve Powell'ın yapmış olduğu o beklenen nihai politikanın da politika faizinin de üzerine çıkacağı sözü aslına bakarsanız önemini kaybediyor. Tabii ki bu sadece Atlanta Fed Başkanı Rafael Bostic'in yorumu, diğer taraftan üyelerin ise şahin tonlu açıklamaları gelmeye devam ediyor. Olur mu? Olmaz mı? Yani %5'i geçmeyecek bir politika faizi olabilir mi? Bostic aslına bakarsanız ilk sinyali verdi. Bundan sonraki süreç diğer bölgesel FED başkanlarının yapacağı açıklamalar olacak. Goldman Sachs'tan bir dolar analizi var. Özellikle Asya para birimlerine karşı 3 ila 6 ay içerisinde Amerikan dolarının Asya para birimlerine karşı güçlenmeye devam edeceği fakat bir müddet sonra doların değer kaybedeceği ve Asya para birimlerinin de ön plana çıkacağına ilişkin bazı analizleri var. Zaten genel itibariyle kurumları şöyle değerlendirdiğimiz zaman JP Morgan olsun, Nomura olsun, İngiltere Bankası Barclays olsun, genelde dolarda düşüş bekleyen taraftalar ve mevcut geri çekilmenin daha da hızlanması gerektiğine ilişkin ya da böyle bir fiyatlamanın olabileceğine ilişkin yorum yapan taraftayken Goldman Sachs daha boğa duruşunda olacak bir dolar bekliyor ama o tarafta da sanki yorumlar noktasında bir miktar yumuşama var gibi duruyor. Diğer bir haber başlığımız Almanya'da üfe zirve seviyesinden geriledi. Ekim ayındaki veri açıklandı ve Ekim ayında yıllık bazda %34.5 oldu. Ama Eylül ayında şöyle notlarıma baktığım zaman %45.8 seviyesindeydi. Yani Eylül'deki %45.8'den Ekim'de 34.5 seviyesine, %34.5 seviyesine doğru bir gerileme var. Burada nasıl ki Türkiye için söylüyoruz, Almanya için de, Amerika için de söyleyebiliriz. Enflasyonda bir düşüş yok. Sadece artış hızında ciddi sayılabilecek üretici fiyat endeksi noktasında artış hızında bir zayıflama, bir yavaşlama olduğunu görmekteyiz ki bu data belki de Aralık ayındaki Avrupa Merkez Bankası'nın 75 bas puan değil 50 bas puanlık faiz arttırımına gitmesinin de önünü açabilir. Birazdan sevgili dostum Rıdvan Baştürk'le de bu konuyu değerlendireceğiz. Diğer taraftan Çin verileri ve özellikle de Çin'de yaşanan Covid vakaları yani 6 ay sonra ilk defa Covid'den ölüm meydana geldi. Cumartesi günü 1 kişi, pazar günü ise 2 kişi Covid sebebiyle Çin'de hayatını kaybetti. 6 ay sonra ilk defa ölümlerin yaşandığı bir ortamda Çin'in sıfır Covid politikasından vazgeçmeyeceğine ilişkin beklentileri kuvvetlendirmesi sebebiyle özellikle de petrol fiyatlarında geri çekilme hareketlerinin biraz daha kuvvetlendiğini, biraz daha hızlandığını net bir şekilde görüyoruz. Diğer taraftan gelmiş olduğumuz noktada tarımsal girdi enflasyonu yurt içinde %138'i aşarak rekor tazeledi. Net rakam verelim %138.15 yükselirken aylık bazda %2.9 seviyesine ulaşmış oldu.
Evet, günün öne çıkan başlıkları bu şekilde. Çok değerli konuklarımız var. Gelin şimdi konuklarımızla sohbetlerimize başlayalım. Evet efendim, programımızın birinci bölümünde Baştürk finansal kurucusu Sayın Rıdvan Baştürk'le beraberiz. Rıdvan merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Erencan, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Rıdvan, şimdi küresel ölçekte acayip gelişmeler oluyor. Özellikle de FED üyelerinden gelen açıklamalar biraz kafa karıştırıyor. Yani St. Louis FED Başkanı James Bullard mesela geçtiğimiz hafta %7'lerden bahsediyordu. Özellikle Taylor kuralını işaret ederek %7'lere kadar yükselmesi muhtemel bir politika faizinden bahsediyordu. Şu anda 3.75-4 seviyesinde politika faizi. Ama Atlanta Fed Başkanı Rafael Bostic artık yumuşak bir adım, yani ufak miktarlı bir artışa gidilmesi gerektiğine ilişkin bir cümlede bulundu. Bu zaten çok da sürpriz değil çünkü Aralık ayına ilişkin genelde beklentiler 50 bas puanlık faiz arttırımı şeklinde. Ama yapmış olduğu açıklama şurada çok önemli. Diyor ki enflasyonla mücadele için toplamda, bu toplamda tabirin altını çiziyorum, tırnak içerisine alıyorum, toplamda 100 bas puanda artış olması gerektiğini savundu. Şu anda 3.75-4 yanlış hatırlamıyorsam, eğer 100 bas puanlık bir faiz arttırımıyla Bostic'in dediği gibi faiz arttırım süreci sona erecekse 4.75 ve %5 bandına çıkartılacak bir politika faizi olacak ki bu da son FOMC toplantısında FED Başkanı Powell'ın söylediğinin, o beklenen nihai faizin üzerine çıkacağı cümlesinin tam tersi bir açıklama. Bostic'in yapmış olduğu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsun? Yani bir enflasyon verisiyle rehavet olarak mı değerlendiriyorsun? Yoksa olması gerektiği şekilde bir açıklama olarak mı yorumlarsın? Vallahi Erencan, ben biraz erken bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Yani dediğin gibi bir enflasyon verisiyle direkt faizlerin işte 100 bas puan artacak, sonra faiz artırım süreci sona erecek şeklinde bir açıklama. Çok sağlıklı değil zaten. Yani FED üyelerinin şöyle bir referanslarına, bir geçmişlerine bakıldığında ne enflasyon konusunda ne işte faiz artırım konusunda, işte sıkılaşma konusunda çok da doğru tahminler yapmadıklarını söyleyebiliriz. Biraz geç geliyorlar, gecikmeli taraftalar açıkçası. Yani enflasyon geçici dediler, enflasyon kalıcı olduktan sonra faiz konusunda piyasaları çok böyle sıkmadan faiz artırımları yapacağız dediler. Orada da yanılıyorlar. O yüzden şu an erken bir konuşma olduğunu düşünüyorum ben. Tabii bu biraz da süreçle alakalı bir durum. Gelecek ay bir tane daha enflasyon verisi alacağız ki o en kritik verilerden biri olacak diye düşünüyorum. Çünkü Aralık'ın 14'ünde FED toplantısı var akşam. 13'ünde de enflasyonu alacağız biz Amerika tarafından. Ondan önce de bir tane istihdam piyasası verisi var. O yüzden bunları görmeden biraz erken konuşulmuş olduğunu düşünüyorum ben. Ama faiz konusunda benim beklentim, daha önce de konuşmuştuk seninle, yani %5,5'lara en azından bu faiz aralığının çıkmasını bekliyorum. Aralık ayında 50 bas puan gibi bir artış gelecek gibi duruyor en azından. Yani 75 şu anlık piyasa tarafından çok fiyatlanmıyor ve yapılırsa da piyasalarda çok ciddi negatif tarafta bir etki yapacağı için FED tarafının da buna çok fazla izin vereceğini düşünmüyorum. O yüzden 50 bas puan artırımı ile 14 Aralık'taki toplantıda bu yılı işte 4,5'larda biteceklerdir. Gelecekte ise faiz artırımlarının ben devamını bekliyorum. Özellikle 2023'ün ilk toplantısında da 50 bas puan bir artırım gelme ihtimali var. Sonrasında ise işte bu ufak dedikleri 25'er bas puan şeklinde faiz artırımları devam edecektir. Ve ben en azından 2023'ün de takvime dahil olduğunu düşündüğümüzde %5,5'luk bir politika faizi bekliyorum FED tarafından. Ama dediğim gibi bunlar biraz da veri bazlı gidecek. Çünkü biz daha önceki aylarda da gördük, yani enflasyon piyasa beklentilerini aştığı zaman faiz beklentilerinin bir anda İşte 50'den 75'e hatta 100'e çıktığını bile hatırlıyoruz. İşte son veri piyasa beklentisinin altında kalınca da 75 değil 50 bas puan gelecek şeklinde bir fiyatlama vardı. Bunlar böyle anlık fiyatlamalar, kısa dönemli fiyatlamalar olduğunu düşünüyorum. Enflasyon hala
Fed'in hedefi olan %2'nin çok çok üzerinde. Yani şu an belki piyasa beklentilerinin altında kaldı son enflasyon. Ama %7.7'lik bir manşet, %6.3'lük bir çekirdek enflasyon var. Bunu geçen de söylemiştim ben. Yani geçen yıl bize Amerika'da böyle bir enflasyon olacak deselerdi belki çoğumuz böyle gülecektik. Öyle bir enflasyon mu olur şeklinde biraz da böyle şaşkınlıkla yaklaşabilirdik. Ama mevcut enflasyon şimdi piyasa tarafından pozitif fiyatlanıyor. O yüzden algı değişebilir her türlü ama Fed'in ben bu sıkı duruşundan kolay kolay vazgeçeceğini düşünmüyorum. 2023'ün çok büyük kısmı da sıkılaşmayla geçecektir. Yani en azından ilk iki çeyreği garanti, belki 3'ü ve 4'ü de sarkacak bir sıkılaşma dönemi olacaktır. O yüzden faizler 100 baz puan artılıp sonlanacak şeklinde benim bir beklentim yok. Kişisel beklentim 5.5'lara doğru çıkarılması yönünde. Peki Rızvan, diyelim ki Aralık ayındaki o kritik enflasyon verisi şu anda manşet tarafta yanlış hatırlamıyorsam %7.7, çekirdek tarafta %6.3. Senaryo çiziyorum tamamen. TÜFE, yani manşet taraftaki TÜFE %7.5'ların da altına indi. Diyelim ki %7.3'lere doğru bir gevşeme yaşandı. Çekirdek taraf da %6'nın altına düştü. Yani %5.9 gibi beklentilerin ötesinde bir gevşeme hareketinde bulundu. Hı hı. Az önce yapmış olduğun şahin yorumları revize eder misin, değiştirir misin yoksa beklentini korur musun? Hadi diyelim ki sen bölgesel bir FED başkanısın, nasıl değerlendirirsin bu kararı? Tabii yani biraz yumuşama olabilir belki. Yani 5.5 değil de 5.25, belki 5 şeklinde bir görüşüm olabilir ama yani bunlar çok anlık veriler olacaktır Erencan. Yani biz daha 2023'ü biraz daha yaşayacağız. Yine burada işte Rusya-Ukrayna gelişmeleri devam edecek. Emtia fiyatlamaları, işte doğalgaz, petrol vesaire. Mesela petrol bu aralar aşağıya geliyor ama dibi yaptığını düşünüyorum ve gelecek süreçte biraz daha yukarı yönde hareket beklentim var. Yani o yüzden piyasa beklentisinin altında kaldı, üstünde kaldı şeklindeki yorumlar biraz kısa vadeli yorumlar olacaktır ama Aralık ayındaki veriyi bir görelim. Seninle de mutlaka bir yayınımız olacaktır diye düşünüyorum. O geldikten sonra daha sağlıklı değerlendiririz ama ben Fed'in yani bu, zaten sıkılaşıyoruz demek ki enflasyon aşağı geliyor şeklinde bir görüş olacağını düşünüyorum. Yani bu sıkılaşmadan da vazgeçmezler enflasyonda tam anlamıyla bir aşağı yönde hareket gelmeden. O yüzden bu sıkı duruş enflasyon senin bahsettiğin işte 7.5'lara çekirdek altına gelse dahi Fed'in bu sıkılaşmadan vazgeçeceğini düşünmüyorum ama artırımızı işte 75 değil 50, 50 değil 25 de olabilir ama ben en nihayetinde gelecek yılda bu sıkı duruşu sürdüreceklerini ve yani piyasa beklentinin altında üstünde gelir gelmez orasını bilmiyorum ama gelecek yıl içerisinde faizlerin ben en azından 5.5'a yakınsayacağını düşünüyorum. Şimdi Rızvan, sana bir soru soracağım. Aslına bakarsan ben kişisel olarak cevabını az çok kestirebiliyorum ama değerli izleyicilerimiz için yine de bu soruyu soracağım. Şimdi bazı kurumlar işte Morgan Stanley gibi, JP Morgan gibi, Nomura gibi, Barclays gibi kurumlar diyor ki dolar endeksinde artık yükseliş hareketinin yaşanma ihtimali çok düşük, mevcuttaki gevşemenin daha da derinleşerek devam etme ihtimali kuvvetli. Ama diğer taraftan Goldman Sachs diyor ki hayır, bu kadar da çok rehavete girmeye gerek yok. Hala dolar endeksini, yani Amerikan dolarını küresel ölçekte değerini arttırması muhtemel gelişmeler masadan kalkmış değil ve bu gelişmeleri yaşanma ihtimali de oldukça kuvvetli. Dolayısıyla dolarda hala yukarı doğru bir marjımız var diyor. Sen hangi taraftasın? Ben kesinlikle ikinci taraftayım. Zaten cevabını bildiğim soruydu bence. Yani değişen bir şey yok gözümde. Mesela seninle geçen hafta yayın yapamadık ama bir önceki hafta yaptığımız yayında işte euro doların konuşmuştuk orada. Yani 1.0350'ye biraz daha zorlarlarsa 1.04'e kadar teknik bir marjı olduğunu, dolar endeksinde 105'lere kadar gerilebileceğini düşünmüştük ve bu hedefler tamamlandıktan sonra dolar endeksi işte 105'lerden tekrar 107'nin üstüne attı. İşte euro dolarda tekrardan 1.02'ye doğru bir satış baskısı var. O yüzden ben ana trendlerin hala bozulduğunu düşünmüyorum. İşte veri bazlı, işte yani piyasa beklentisinin altında geldi, üstünde geldi şeklinde fiyatlamalar yani kısa vadeli kalıyor. Belki birkaç haftalık kalıyor ama ana trendde henüz yani benim gözümde değişen bir durum yok. Bunu da ısrarla söylemeye devam edeceğim. Dolar endeksinde trendin değişmesi için veya biz hani artık yükseliş değil de biraz daha aşağı tarafı net bir şekilde trend olarak konuşabilmemiz için Fed'in politikasında bazı değişiklikler yapılması lazım. İşte Fed Başkanı da söylemişti, yani faiz artırımı bittikten sonra biz hemen ertesi toplantıda faiz indirimine başlamayacağız. En az bir sene belki bu yüksek faiz oranları kalacak şeklinde bir ifadesi var. O yüzden bir de bilanço daraltıyorlar. Herhalde 95 milyar euroluk bir piyasadan para çıkışı olduğunu söyleyebiliriz politika kapsamında. O yüzden bu politikalar kolay kolay değişmeyecektir. Yani 75 değil 50, dönemi gelecek 50 değil 25 bas puanlık faiz artırımının ben ana senaryoları çok fazla değiştireceğini açıkçası düşünmüyorum. O yüzden ben doların küresel bazda hala güçlü kaldığını, kalacağını ve gelecek yılda buna yansıyacağını düşünüyorum açıkçası. Bir de
Ya dolar endeksi konuşurken Avrupa'yı da biraz konuşmak lazım. Çünkü bu bir sepet ve %50'den fazla ağırlığı olan bir euro tarafından bahsediyoruz. Mesela euro'da, işte euro dolar da geçen hafta işte 1.04 ve üstünü test ettiği zaman ya bu hareket euro bazlı bir hareket değildi. Bu tamamen dolar tarafındaki anlık zayıflıktan kaynaklı bir euroya geçti. Yoksa hani euro bazı dinamikler pozitife döndü, hadi euro alalım şeklinde bir piyasa fiyatlaması değil, dolardaki zayıflıktan ötürü o tarafta bir yükseliş var. Kaldı ki geçen hafta ve önceki hafta bütün enstrümanlara bakalım, dolar karşısında her şeyin değer kazandığını söyleyebiliriz. Türk lirası haricinde neredeyse. O yüzden Japonya bile değer kazandı, öyle söyleyeyim. Yani eksi faiz veren, her ay çok ciddi miktarda genişleme yapan bir ülkenin para birimi bile dolar karşısında değer kazandı. Ama bunlar bir düzeltme hareketi, kısa vadeli bir hareket olduğunu düşünüyorum. Avrupa üzerinde de şunu söyleyeyim, yani orada da hala ciddi şekilde bir yüksek enflasyon sorunu var ve ekonomi tarafında da ciddi bir aşağı yönde risk var. Bunu ECB Başkanı Lagarde da son toplantısında ısrarla söylemişti, ekonomide çok ciddi şekilde aşağı yönde risk var ve resesyon ihtimali çok kuvvetli diye. Şimdi bunu da hesaba kattığımızda yani Avrupa'daki zayıflığın hala devam ettiğini, Avrupa Merkez Bankası'nın bu konuda biraz daha sıkıntı çekeceğini düşünüyorum ben faiz konusunda. Bunları da hesaba kattığımda dolar endeksinin hala yukarı yönde potansiyelinin çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Geri çekilmeler olabilir, anlık verilerle olabilir ama bunlar fırsattır. Örneğin 105'e gelmiş bir dolar endeksi çok güzel bir alım fırsatı verdi ve hala ben 109,5-110'lara doğru bir yukarı yönde potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. Peki şimdi Avrupa tarafına değinelim dilersen. Avrupa cephesinden de aslına bakarsan piyasalardaki genel beklentinin tersi bir rüzgar varmış gibi duruyor. Özellikle geçtiğimiz hafta yabancı medya kuruluşlarına yapılan bir açıklamada ki Avrupa Merkez Bankası üyelerinden birisinin yapmış olduğu bir açıklama vardı. İsim belirtilmemiş. Herhalde orada şey demiştir, hani ismini vermek istemeyen bir izleyici gibi bir açıklama yapılmış ve 75 değil de 50 bas puanlık faiz artırımının konuşulmaya başlandığı bir ortam içerisindeyiz Avrupa Merkez Bankası özelinde. Hatta bugün Almanya'da üfe verisi geldi. Sen de net bir şekilde takip ediyorsun. Ekim ayında %34,5 seviyesinde geldi ama Eylül ayında bu veri %45,8'di. Yani %45,8'den 34,5'a doğru aşağı yönlü bir hareketlenme söz konusu oldu. Yani artış hızında ciddi sayılabilecek bir yavaşlama oldu. Sence bu data ve yavaş yavaş yapılan yorumlar Aralık ayında Avrupa Merkez Bankası'nın 50 bas puanlık faiz arttırımının önünü açıyor mu? Yoksa 75'te ısrar mı eder piyasa? Piyasa yani 75'te ısrar edeceğini düşünmüyorum. Hatta dönem gelecek 50 baz puanında bile ısrar etmeyeceğini düşündüğüm bir noktadayız Avrupa tarafında. Evet, üfe verileri işte Amerika'da da öyleydi. Geçen hafta geldi, piyasa beklentinin altında ve önceki aya göre bir gerileme var. Yani kısa dönemli bir orada bir rahatlama söz konusu ama yani artış hızında yavaşlama var sadece ve gelinen noktalar hala çok yüksek bir enflasyon. İşte İngiltere'de %11,1'lik bir enflasyondan bahsediyoruz. Avrupa'da buna benzer şekilde enflasyon tarafında bir sıkıntı yaşıyor ama ya ben ısrarla söylediğim bir konu var. Belki 4-5 aylık bir süreçte bunu söylüyorum. Hala arkasındayım. Yani Avrupa Merkez Bankası ne Fed kadar ne de İngiltere Merkez Bankası kadar sıkı bir para politikasına sahip olamaz. Yani Fed'in yanına zaten yaklaşamaz. İngiltere tarafının da gerisinde kalacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü yani Avrupa ekonomileri şu an yüksek faizi kaldıracak bir durumda değil. Zaten böyle geçmişlerine de baktığımız zaman çok böyle ekonomileri canlı olan bir bölgeden bahsetmiyoruz. Genel olarak sıkıntı yaşıyorlar. İşte siyasi durumlar, her ülkenin kendi iç siyasetinde yaşanan sıkıntılar, demografik yapı, işte yaşlı nüfus vesaire hesaba kattığımızda zaten Avrupa tarafı çok uzun süredir, 10 yıllardır enflasyon yaratamıyordu. Ve işte bu Rusya-Ukrayna olayları da burada bir enflasyon yaratmak için aslında bir bahane oldu ve faizler ancak bu kapsamda biraz daha yukarı çekildi. Fakat yani ekonomi tarafında aktiviteler çok ciddi sıkıntılı gözüküyor ve resesyon ihtimali de yüksek olarak değerlendiriliyor. Az önce de söyledim, ECB Başkanı da bunu direkt olarak söylüyor hiç çekinmeden, ekonomide resesyon çok kuvvetli bir ihtimal diye. Şimdi bunları da hesaba kattığımızda Avrupa Merkez Bankası böyle iki arada bir derede kalmış gibi bir durum var. Hem yüksek enflasyon var, bu tarafta bir faiz artırılma mecburiyeti var açıkçası. Bir tarafta da ekonomi tarafı, işte istihdam piyasası vesaire zaten bir süredir bozulma kaydediyor ve bu bozulma devam edecek gibi duruyor. O tarafı da düşündüğümüzde çok kuvvetli bir faiz artırımı veya bir sıkılaşmaya da açıkçası gireceklerini düşünmüyorum. O yüzden piyasaları çok böyle yormadan, üzmeden diyeyim. Yani 75 baz puanlık bir artırım zaten çok kuvvetli halinde değil. Belki son kez bir kere daha yapabilirler biraz da piyasanın gazını almak için ama ondan sonraki süreçte
çok da kuvvetli bir faiz arttırım sürecinin olacağını düşünmüyorum. Aralık'ta yine onların da toplantısı var. Yanılmıyorsam 15 Aralık'taydı. Orada bir 50 bas puan gelme ihtimali yine Fed gibi ben çok yüksek görüyorum. Ondan sonraki süreçte ise çok daha düşük miktarda belki 25 bas puan, belki 0.15 gibi bir sürece başlayacaklarını düşünüyorum ben o tarafta. O yüzden yani Avrupa Merkez Bankası için çok böyle kuvvetli bir sıkılaşma beklentim yok. Zaten bu beklentide olduğum için de, yani daha fazla sıkılaşamayacaklar beklentisi olduğum için de aslında euro tarafı için biraz daha negatif taraftayım. O yüzden hem euro dolar için bu tarafta bir aşağı yönde beklentim var, hem bu kapsamda dolar endeksi hepsini birbirine bağlayacaksak yukarı yönde potansiyel var. O yüzden Avrupa Merkez Bankası'ndan Fed ve İngiltere kadar sıkı bir para politikası beklemiyorum. Ben Aralık'taki toplantıda da 50 bas puanlık bir artış geleceğini düşünüyorum. Rıdvan, petrol cephesini nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü Çin'de Covid'den ölenler de var, hayatını kaybedenler de var ve 6 ay sonra ilk defa cumartesi günü 1 kişi, pazar günü 2 kişi. Gerçi bunlar tabii ki resmi rakamlar. 1,5 milyardan fazla bir nüfustan bahsediyoruz ama sonuçta bir ölüm, hayatını kayıp söz konusu oldu. Bu da Çin'in hani bir dönem sıfır Covid politikasından herhalde vazgeçiyor tarzında bazı adımları da vardı ama sanki bu adımların geri alınacağı ve sıfır Covid politikasının tüm hızıyla devam ettirilecekmiş gibi bir algı da oluştu ve dolayısıyla da petrol fiyatları üzerinde de bir baskı var. Hem Çin ekonomisine ilişkin bu noktadaki beklentin hem de bunun petrol fiyatlarına ilişkin etkisini nasıl değerlendirmek istersin? Valla Erencan, Çin tarafı değişik, acayip bir ülke. Yani ne yapacaklarını kestirmek çok kolay değil açıkçası. Bahsettik işte bir ölüm var tabii, yani bir ölüm de aynı, daha fazlası da aynı ama sonuçta geçen hafta işte sen de bahsettin, bu sıfır politika kalkacak şeklinde bir piyasaya haber geldi ve onunla birlikte de bir coşku vardı aslında. Amerikan borsalarında da bir yukarı hareket görmüştük ama işte yeniden mevcut durumda, işte ekranda da gözüküyor, petrol tarafında bir satış baskısı var. Aslında bu satış baskısının çok fazla Çin kaynaklı olduğunu ben düşünmüyorum. Evet tabii Çin en büyük ithalatçılardan biri enerji tarafında ve orada yaşanabilecek en ufak bir negatiflik bu tarafı da baskı altına alacaktır. Bu kesin bir durum. O yüzden o tarafta kapanmalar, işte merkezden başlayarak diğer bölgelere sirayet edecek bir kapanma durumu gelirse, bu başta Çin olmak üzere diğer ülkeleri de ufak ufak ticaret anlamında negatif etkileyecektir. Ama ben yani şimdilik o çok sıkı bir politikaya gireceklerini o açıdan düşünmüyorum. Ama tabii Çin bu söz konusu olduğunda her şey açık olmak lazım. Petrol tarafında şöyle bir şey söyleyeyim Erhancan. Bir gap vardı. 3 Ekim'de yanılmıyorsam işte OPEC toplantısının olduğu haftada açılan bir gap vardı. Ve gözüm hep oradaydı. Çünkü her zaman da söylüyorum, özellikle petrol tarafında açılan gapler belki birkaç gün içerisinde, belki birkaç ay içerisinde bir şekilde doluyor. Bunu yılın başından beri, Rusya-Ukrayna olaylarından beridir görüyoruz. Ne kadar gap açıldıysa, yani hafta sonu bir olay yaşanıp pazartesi günü gapli açılış varsa hepsi dolduruldu ve petrol tarafında da o gap cuma günü dolduruldu. Bahanesi Çin olabilir, küresel yavaşlama olabilir, bilmiyorum ama bu şekilde bir gap doldurma, yani boşluk doldurma oldu. Ben bu aşamadan sonra artık düşüşlerin biraz yavaşlayıp tekrardan bir yukarı yönde ivmenin başlayacağını düşünüyorum. Özellikle Brent tarafında 85 dolar, 82,5 dolar bandı güzel bir destek bölgesine benziyor teknik olarak baktığımda. O yüzden buralardan bir yukarı ivme gelebilir ama şunu söyleyeyim. Amerika ile OPEC bir savaşta. Yani yüksek petrol fiyatlarını Amerika istemiyor. Orada bir müdahale geliyor. Düşük petrol fiyatlarını OPEC Plus tarafı istemiyor ve orada da bir müdahale geliyor. O yüzden ne çok yukarı yönde sert bir hareket, ne çok sert aşağı yönde bir hareket bekliyorum. Sadece yeniden mevcut seviyelerden yukarı yönde bir toparlanma gelme ihtimali biraz daha yüksek benim gözümde. Evet, Rıdvan Baştürk'e değerli katkıları ve yorumları için çok teşekkür ederiz. Efendim, ekonomi yayıncılığına yeni bir soluk geldi. Türkiye'nin köklü ekonomi yayınlarından Dünya Gazetesi'nin eski çalışanları Nasıl Bir Ekonomi adıyla yeni yayın hayatına başladı. Gazeteye ekonomi ve iş dünyasından çok sayıda tebrik ve destek mesajı geldi. Ekotürk Genel Yayın Yönetmeni Cengiz Özdemir de gazeteyi ziyaret ederek ekibin heyecanını paylaştı. İsim hakkı anlaşmasının yenilenmemesi nedeniyle Dünya Gazetesi ile yollarını ayıran deneyimli kadro ekonomi yayıncılığına yeni markayla devam ediyor. Ekonomi gazeteciliğinin tecrübeli isimleri Hakan Güldağ, Vahap Munyar ve Şeref Oğuz liderliğindeki ekip tarafından hazırlanan gazetenin ilk sayısı 21 Kasım Pazartesi sabahı okurlarla buluştu. Dünya çalışanları geçtiğimiz hafta zorunlu bir veda, yeni bir başlangıç başlıklı yazıyla isim hakkı anlaşmasının yenilenemediğini ve yola nasıl bir ekonomi adıyla devam edileceğini duyurmuştu.
Yazıda dünyaya hayat veren ekip olarak aynı ilke ve anlayışla 21 Kasım Pazartesi gününden başlayarak kaldığımız yerden nasıl bir ekonomi adıyla yolumuza devam edeceğiz? Yine aynı ekip ve aynı çizgiyle her gün sizlerle birlikte olma çabası, gayreti ve daha iyisini sunma heyecanıyla gazetemizi sizlere ulaştıracağız. Ekonomiyi birlikte izleyecek, birlikte yorulmayacağız ifadeleri yer almıştı. Şeref Oğuz'sa yeni bir dünya kurulur ve orada yerimizi alırız başlıklı köşe yazısında bize dünya markasını 3 yıl kiralayanlara teşekkür ederiz. Bundan sonra kendi markamızla ve öz değerlerimizle yolumuza devam edeceğiz. Hoşça kal dünya ve merhaba yeni yayınımız nasıl bir ekonomi ifadelerini kullandı. Yayın hayatına başlayan gazeteye ekonomi ve iş dünyasından çok sayıda tebrik ve destek mesajı geldi. Ekotürk Genel Yayın Yönetmeni Cengiz Özdemir de gazeteyi ziyaret ederek ekibin heyecanını paylaştı. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Genel Koordinatör Vahap Munyar ve Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz'a tebrik ziyaretinde bulunan Özdemir, Türkiye'de ekonomi yayıncılığının çıtasını çok yükseklere taşıyan bu güçlü ekibin yeni yolculuğunda da çok başarılı olacağına inancım tam diye konuştu. Evet efendim, kısa bir reklam arasından sonra MİA Teknoloji Kurucu Ortağı Sayın İhsan Ünal'la birlikte yayınımız devam edecek. Bizden ayrılmayın. Evet efendim, kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. MİA Teknoloji Kurucu Ortağı Sayın İhsan Ünal'la birlikte olacağız. Birlikte program yapacağız. Şirket hakkında genel değerlendirmelerini kendisinden rica edeceğim. İhsan Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok şükür, çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Nazik davetiniz için. Rica ederiz efendim. Tamam. Rica ederiz. Katılımınız için biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler. Dilerseniz şöyle MİA Teknoloji noktasında genel bir perspektiften programımıza başlayalım. Önce bir projelerden başlayalım. Ne gibi bir projeleriniz var? Özellikle bu yılda tamamlamak istediğiniz ve önümüzdeki yıla sarkması muhtemel ya da yeni bir proje planı söz konusu mu? Genel bir değerlendirme alalım sizden. Olur. Şöyle, ya aslında biz şirketimizin aslında 5 ana faaliyet alanı var. Bu faaliyet alanları içerisinde bir tanesi tesis güvenlik ve yönetim sistemleri dediğimiz bir tesisin bütün güvenliğini sağlayan genel ana bir çatı yazılım bu. Burada Honeywell gibi, Siemens gibi çok büyük firmaların rakibi pozisyonunda altında birçok farklı ürünü barındıran bir ana çatı yazılımdan bahsediyoruz. Burada işte bir araçla bir kampüse girdiğinizde bu kampüsün araç altı sistemi, plaka tanımlama sistemi, kişinin yaya girdiği zaman bunun bir yüz tanımlama sistemi, geçiş kontrol sistemi, CCTV kamera sistemi veya bir alanın radarla kontrolü gibi çok hakikaten niş, farklı birçok ürünü barındıran bir sistem bu. İkinci büyük faaliyet alanımız aslında sağlık tarafında. Sağlık tarafında biliyorsunuz hastane bilgi yönetim sistemi denilen sistemler bunlar. Bu sistemler işte bir doktorun maaşından tutun da bir hastanın kan grubu sonucunun çıkmasına kadar aslında her şeyi değerleyen bir ERP, büyük bir otomasyon sistemi. Tabi burada hastane bilgi yönetim sistemi Türkiye'nin en büyük hastaneleriyle çalışıyoruz ama burada önemli olan sadece hastane sistemi değil, yanına yan teknolojik ürünler yerleştirebilmek. Burada mesela yapay zeka destekli işte MR'ların kontrol edildiği, MR'larda herhangi bir kitle var mı, bir durum var mı gibi destekleyici birçok sistemi de aslında bu sağlık tarafında yeni ürün olarak sunuyoruz şu anda. Üçüncü olarak akıllı ulaşım sistemlerinden bahsedebiliriz. Burada işte EDS deniyor aslında. Anlık ve ortalama ceza kesen. Bazen böyle kulaklarımız çınlıyor tabii. Evet. Yap işlet devret modeliyle belediyelerle 10 yıllık bir sözleşme yapılarak burada kesilen cezanın belli bir miktarının bizim gelirimizi oluşturan sistemler var. Yine bu sistemleri de yapıyoruz.
Burada tabii bu üç sistemin yanında artık şimdi yeni dediğimiz, yeni oluşturduğumuz bir tarafta bir elektromobilite var. Bir tarafta da metaverse teknolojileri var. Elektromobilite tarafında bu bir elektrikli araç paylaşım platformu. Şu anda ya bu tarafta iki tane önemli nokta var. Bir tanesi yazılım, bir tanesi de donanım, yani bisikletler veya işte elektrikli araçlar. Yazılım tarafımızı tamamladık çok şükür. Testleri de bitti. Artık her şey hazır. Evet. Ürünlerimizin, bisikletlerimiz zaten vardı. Ama biraz gelen fazla talep üzerine yeni ek sipariş de verdik. Eskişehir'le beraber başlıyoruz. Amacımız burada yıl sonuna kadar 2-3 tane çok büyük belediye ile sözleşmeler imzalayarak bu seneyi kapatmak aslında. Burada bir bisiklet yaklaşık 15-20 ayda kendini amorti ettiği sistemin, evet, karlı bir sistem gibi gözüküyor. Yatırım fonları çok var, görüşmek isteyen, ortak olmak isteyen. Ama biz ilk etapta güzel sözleşmeler alıp, doğru sözleşmeler alıp bu sene, önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde karın da realize olduğu bir sistemle tabii masaya daha güçlü oturmak istiyoruz. Kapalı değilsiniz yani? Hayır, kapalı değiliz. 2023'te aynı zamanda şunu da söyleyerek kapatayım. 2023'ün içerisinde de yerli üretimle ilgili adımlar atmaya başlayacağız. Yerli üretim. Evet, bisikletleri de evet. Zaten yazılımımız yerli, tamamen bize ait. Bir tarafta da artık bisikletleri de yerli üretmek için adımlar atmaya başlayacağız 2023 yılında. Bayağı güçlü bir ürün gamınız var. Sağlık sektöründen tutun da ulaşıma kadar. Evet. EDS'yi çok bahsetmek istemiyorum. Evet, evet. Yani gerçekten... Orayı hızlı geçersek iyi olur. Evet. Sistemi ama o da var. Hani bunu net olarak söyleyelim. Peki, borsaya açık bir firmasınız. Dolayısıyla yatırımcılarınız, trade edenleriz, daha doğrusu daha da genel bir perspektiften değerlendirmek gerekirse, yatırımcılarınız, şirkete güvenenler net bir şekilde öncelikle bilançoları kontrol ediyorlar. Evet. Ve 3. çeyrek bilanço sezonunun geride bıraktık. Evet. Nasıl bir bilanço açıkladınız? Mevcut durumda finansallığınız nasıldı? Beklentilerinizi karşıladı mı? 4. çeyreğe ilişkin bilanço beklentiniz ve 2023 yılında çok daha kuvvetli projelerle beraber güçlü bir bilanço dönemi bekliyor musunuz? 2023 için çok heyecanlıyız, onu önce söyleyeyim. Evet, şimdi 9. aylarda birkaç rakam vereyim isterseniz. Tabii ki. Ciromuz 356 milyon, geçen yılın 9. ayına göre %241 artış. Net karımız 190 milyonuna %452 artış. Aktif büyüklüğümüz %305 artışla 587 milyon. Öz kaynaklarımız %326 artışla 435 milyon. Şu anda da 9. ay itibariyle şirketin kasasında yaklaşık 100 milyon liralık bir para görünüyor. Yani şirketimiz çok ciddi bir büyüme içerisinde, çok ciddi bir yatırım süreci içerisinde. Burada artık önümüzdeki yıl için çok güzel projeler yapmak istiyoruz. Burada bir işte Metaverse tarafı vardı. Onunla ilgili de birkaç bir şey söylemek evet, istiyorum doğru. orada. Orası da benim dikkatimi çekti. Evet. Çünkü Metaverse projeleri de bu aralar biraz popülaritesini kaybetmiş olsa da 2023 yılında hem kripto hem de Metaverse evet, noktasında evet. yine bir hype bekleniliyor aslında. Doğru. Şimdi şöyle, aslında dünyadaki global firmalarda da böyle. Aslında ilk bu seneler yatırım yılları. Metaverse için. Evet. Ve daha sonra birkaç yıl içerisinde gerçekten çok ciddi geri dönüşler burada bekleniyor. Biz de bu sene Metaverse tarafından da çok ciddi, elektromobilitede çok ciddi yatırımlar yaptık. Burada mesela Metative dediğimiz Nevada'da bir şirket kurulumu gerçekleştirdik. Amerika'da zaten bir şirketimiz var, New York'ta. Şimdi bazı projeleri, global büyük projeleri inşallah Amerika'da oradan release etmeyi planlıyoruz. Bunlar da karlılığımızı 2023'te etkileyecek, çok büyük etkileyecek diye düşünüyoruz açıkçası. Yani Amerika'daki projelerin sonucunu 2023 yılında tabii. alma gibi bir durum evet, var. Zaten evet. az önce de söylediğiniz gibi hem net kar noktası hem satış, yani ciro geliri, şirketin değeri neredeyse ortalama 4-5 kat evet. artan bir firmadan bahsediyoruz. Ve 2023 yılı için çok daha heyecanlı olduğunuzu dile getirince tabii ki kesinlikle yatırımcılar öyle. Noktasında daha bir umutla kesinlikle bakabiliyorlar. Öyle. Peki şimdi az önce bahsettim ya, yatırımcıların genelde iki tane merak ettiği bir konu vardır. Birincisi bilançolar. Zaten çok iyi bir bilanço dönemi geçirdiğini evet. söylediniz. 2023 yılı için çok daha heyecanlı olduğunu söylediniz. Peki diğer önemli olan, yatırımcılar için önemli olan unsur hisse performansı. Evet. Şimdi mesela benim önümde açık. Hissede
çok kuvvetli, çok güçlü bir yükseliş hareketi var. Yani yükselişe şöyle ben nereden başlamış diye hatırlatmam gerekirse, kapanış değeri olarak 68-75 seviyelerinden başlayan yükseliş çok kısa sürede en yüksek 154.90 seviyesini görmüş ve ardından hafif çaplı bir realizasyonun ardından, ki satış baskısının ardından, evet, yeniden bugün yukarı doğru bir hareketlenme vardı ki yayın öncesinde tavan fiyatı görmüştük. Evet. Peki bu yükseliş hakkında ve önümüzdeki döneme ilişkin fiyatlamalar noktasında ne söylemek istersiniz yatırımcılara? Yani şöyle, tabii şimdi kendi şirketimiz. Çok kritik bir sorudur bu yani. Kendi şirketimiz olduğu için hiçbir zaman tabii şey görmüyoruz, yeterli görmüyoruz açık söyleyeyim. Yani şimdi biz 2023'e çok çok umutlu bakıyoruz. Birazdan bir Ar-Ge ile ilgili de birkaç bir şey söylemek isterim. Geçeceğim, evet, aklımda. Yani onlarla beraber hakikaten çok farklı projeler, çok büyük sıçrama yapacak projelerden bahsediyoruz. Bunu, bu iç bilgiyi bildiğimiz için yani şu anki fiyatlar bize tabii ki düşük, şu an hala düşük gibi geliyor. Ha, güzel bir cevap bu. Evet, şu an bu güzel yani bir cevap. Yani zirve seviyeleri görmüş bir hisseden bahsediyoruz ama sizin için hala düşük. Çünkü yeni projeler var. Evet, evet. Özellikle de Ar-Ge, evet, noktasında var. O zaman gelin dilerseniz Ar-Ge konusuna girelim. Şöyle baktığımız zaman şirketin Ar-Ge projeleri hakkında o zaman sizden şöyle genel bir bilgi alalım ki şirketin şu andaki fiyatlamaların dahi ucuz olup olmadığını daha, evet, net izleyicilerimiz, evet, anlasın. Evet. Şimdi zaten MİA Teknoloji bir Ar-Ge firması. Bizim en güçlü kasımız Ar-Ge. Şöyle anlatayım. Mesela 356 milyon cironun 203 milyonunu biz Ar-Ge gelirinden yapmışız. Yani burada ciddi bir oran var, Ar-Ge oranı var. Burada şirketimizin bugüne kadar 33 tane Ar-Ge projesi tamamlamış. Yani en büyük gelirimiz Ar-Ge ve şimdiye kadar şirket tarihi kurulduğundan beri 33 tane Ar-Ge projesi tamamlamış. Peki 2022 yılında 51'e çıkmış bu. Yani sadece bir yılda biz 18 tane Ar-Ge projesi başlamışız ve şu anda devam ediyor. 2023'ün ilk çeyreğinden başlayarak da artık bunlar ciroya dönüşecek Ar-Ge projeleri. Bir kere en büyük gösterge bu. 18 tane çok büyük Ar-Ge projemiz ve hiçbiri şu anda satışa dönüşmemiş, başlayacak potansiyel. Burada Ar-Ge yatırımımız bugüne kadar 272 milyonmuş. Ar-Ge gelirlerimizin %57'si Ar-Ge kazançlarımızın olmuş. Gelirlerimizin. Bu yatırımların tamamını öz sermayemizle yapıyoruz, kendi gücümüzle yapıyoruz tamamını ve Türk mühendisler tarafından yazılıyor bu Ar-Ge projeleri. Şimdi burası aslında bir kısmıydı. Bence en önemli kısımlardan bir tanesi. Doğru. Bir tarafta şu. Şimdi MİA Teknoloji şimdiye kadar, 2021 yılına kadar yurt dışında Ar-Ge projesi yapamıyordu. Bu böyle bir özelliği yoktu. 2021 yılı itibariyle bu özelliği de artık kazanmış oldu. Ne yaptık? 4 tane büyük projeye kabul edildik. Bu 664 bin dolarlık bir proje. Yani sıfır olan Ar-Ge projemizi yurt dışında şu anda bu sene 4'e çıkarttık. Burada Asya Kalkınma Bankası'nın Tayland'daki otobüslerin anomali sistemi gibi, yani MİA Teknoloji Tayland'da da bir proje alabilir. Amerika'da zaten inşallah alacağız. Farklı farklı dünyanın farklı ülkelerinde, farklı yerlerde bu projeleri alabiliriz. Ar-Ge projelerinde başvurulan şu anda 341 bin başvurumuzun kabul edildiği, Ar-Ge tarafında teşvik devam eden, yani başvuru sürecinde olan da 2.3 milyon dolarlık projelerimiz var. Bunlar da şu anda belli bir önelimeyi geçmiş, beklemede olan projeler. Yani benim buradan anladığım, sizin net bir şekilde söylediğiniz şu, bence izleyicilerimiz de bu şekilde anlamıştır. Kamuyu aydınlatma platformunda şirketinizin ismi, MİA Teknoloji'nin ismini alınan ihaleler ve kabul edilen projeler noktasında epey görecekmişsiniz gibi duruyor. İnşallah, 2023 inşallah. 2023 yılı, evet, için. Evet. Peki az önce dediniz ya, önemli Ar-Ge projeleri var diye. Bunlardan birkaçından bahsetmek ister misiniz? Şöyle. Yoksa gizli mi kalsın? Ya şöyle, şimdi bir takım projeler var. Birkaç tanesini söyleyeyim. Büyük olanlar, evet, birazcık yani release'i Amerika'dan yapılacak olan projeler birazcık gizli kalmasında fayda, tabii, var. Tabii ki. Ama birkaç tanesini hemen şuradan söyleyeyim. Mesela uzaktan bakım faaliyetleriyle ilgili projelerimiz var. Mesela dil kampüsü projemiz var. Bu Türkiye'de bir ilk olacak. 12 dili destekleyen. Çok yakında çıkacak bu. Metaverse gözlüklerimizi takacağız. Sınıflarda olacağız. Artık arkadaşlarımıza dokunabileceğiz.
herkesle konuşabileceğiz. Zil çaldığı zaman sosyal alanlarda sosyalleşebileceğiz ve bütün dünyada herhangi bir noktada bu dersi yapabileceğiz. Mesela bu güzel bir projemiz. Çok yakında çıkacak. Uzaktan bakım faaliyetlerimiz var, eğitim uygulamalarımız var, madenlerde iş sağlığı projelerimiz var, telemedisin projemiz var. Yine gözlüklerle doktorun karşısına geçtiğiniz ve bütün problemlerinizi gözlüklerden anlattığınız, aynı zamanda giyilebilir teknolojilerle vücudunuzdaki herhangi bir problemin tespit edildiği birçok projemiz var. Güzel. Bunların tamamı hakikaten ciddi, güzel, büyük Ar-Ge'ler. Bir Ar-Ge projesinin yazılmasına nasıl karar veriliyor peki? Şöyle anlatayım, o da güzel bir soru. Şimdi birincisi şu, bir kere biz bir Ar-Ge projesi yazıyoruz ama bu Ar-Ge projesinin yazıldığı noktanın sonunda acaba biz bu projeyi satabilir miyiz? Bu evet. Proje gelire dönüşür mü diye bir kaygımız yok. Neden yok? Şimdi bizim zaten sektörlerimiz var ve bu sektörlerden gelen aslında müşteri istekleri... Talep var. Evet, talep var. Bizim de bir sektör tecrübemiz var. Bu ikisi birleşiyor ve biz burada, evet biz bu projeyi yazarsak, burada zaten müşterisi hazır olan bir kitle var, bir kısım var. Bu o zaman bu proje devam eder, gelişir diye bir karar verip bu Ar-Ge projesine başlıyoruz. Genelde 12 ayla 18 ay civarında süre gelen bir yazılım test süreçleri oluyor. En sonunda da işlem tamamlanıyor. Mesela şey tarafında, Metaverse tarafında iç mekan haritalama dediğimiz çok büyük, işte hastanelerde, AVM'lerde, havalimanlarında işte yerimizi bulamadığımız, kapımızı bulamadığımız, işte hastanede doktora muayene olduk ama işte artık kanımızı nerede vereceğiz, MR'ımızı nerede çektireceğiz konusunda mesela bir büyük bir projemiz var Metaverse ile ilgili. Mesela bunun satışları başladı ve çok çok iyi gidiyor. Doğru. Yani şimdi siz anlatınca ben de kafamda bir noktada canlandırıyorum. Tüm bunları zaten birebir yapmak oldukça zor. Ama Metaverse dünyası içerisinde bunun gerçekleşmesi evet. Gerçekten çok büyük, çok iyi bir kolaylık. Şimdi 2023 yılı ilişkin çok heyecanlı olduğunuzu dile getirdiniz. Peki şirket noktasında değil ama genel ekonomik beklentiler ve kafanızda çizmiş olduğunuz o senaryo noktasında şirketin nasıl bir performans göstermesini bekliyorsunuz? Evet, heyecanlısınız ama bu heyecanın boyutu da bizim için çok önemli. Şimdi şöyle, tabii ki Türkiye'deki konjonktür değişebilir. Bugün daha kötüye gidebilir, daha iyiye gidebilir. Bu belli olmaz ama biz artık gözümüzü yurt dışına diktik. Biz artık yurt dışında çok büyük projeler hedefliyoruz, çok büyük projelere adayız. Şu anda teklif aşamasında olan çok büyük projelerimiz var. Yaklaşık 150 milyon dolar civarında yurt dışında işte son noktaya kaldığımız teklif aşamasında olan projelerimiz var. Yani tamamen gözümüz bizim şu anda yurt dışında. Oraya odaklandık. Evet, 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 yurt dışına odaklandık. Zaten işte New York'ta ofis açtık, Katar'da ofis açtık, işte Nevada'da ofis açtık. Artık MIA Teknoloji global bir şirket olması lazım. Çünkü Türkiye'de çok büyük projelere imza attı zaten. Çok büyük işler yaptı zaten. Birkaç tane söyleyeyim. Tabii ki. Lütfen, tabii müsaadenizle. Ki. Tabii ki. Mesela sağlık bilişim sistemimiz var. Türkiye'nin en büyük hastanelerinde kurulu. Güvenlik yönetim sistemimiz var. Boru hattı güvenliği BOTAŞ kullanıyor. Kütüphane yönetim sistemimiz var. Türkiye'nin en büyük milli kütüphanede kullanılıyor. Cezaevi denetim sistemimiz var. Türkiye'nin en büyük açık cezaevi, Sincan açık cezaevinde kullanılıyor. Maden güvenlik sistemimiz var. Türkiye'nin en büyüklerinden Eti Maden kullanıyor. İşte banka kimliklendirme sistemimiz var. Türkiye'nin en büyük bankası Ziraat Bankası kullanıyor. İşte yurt yönetim sistemimiz var. Türkiye'nin en büyük yurdu Kredi Yurtlar Kurumu kullanıyor bunu. Sınav geçiş sistemimiz var. ÖSYM kullanıyor. İşte enerji tesisleri güvenlik sistemimiz var. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük şu anda Karapınar Kalyon GES projesi kullanıyor. Bu arada hani onu da söyleyeyim. Enerji sistemleri güvenlik projemiz de tamamlandı. Kalyon projesi teslim ettik. Aselsan.net'le beraber bitirdiğimiz bir proje. Şu anda dünyada enerji çok önemli bir seviyede. Türkiye'de de çok büyük yatırımlar var. Bu konuya da, buraya da çok büyük yatırım yaptık. Projemiz hazır. Artık burada da güzel, çok büyük satışlar bekliyoruz. Hem RES'te hem GES'te güvenlik anlamında Aselsan.net'le ve Aselsan'la birlikte inşallah güzel satışlar yapacağız. Evet, gerçekten siz şimdi sayarken aklıma özellikle orada iki tanesi takıldı. Bir boru hattı güvenliği. Bu son dönemde zaten evet. Yaşananlar hepimizin malumu Ukrayna-Rusya savaşı, evet. Hatta Türk akımına ilişkin yapılan saldırılardan da bahsetmişti mesela. Evet. Putin. Diğeri tabii ki maden güvenliği.
Son dönemde yine üzücü gelişmeler yaşanıyor. Dolayısıyla bu yönde atmış olduğunuz adımlar gerçekten çok ama çok faydalı olduğunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Peki şimdi ARGE projelerinizden bahsettiniz, fiyatlamalardan, bilançolardan bahsettiniz. Geleceğe yönelik çok umutlu, çok güzel açıklamalarda bulundunuz. Peki son olarak yatırımcılara genel itibariyle neler söylemek istersiniz? Ya bize çok güvendiler. Çok yani her taraftan çok güzel tepkiler aldık açıkçası borsaya. Tam geçen sene işte yarın birinci yılımızda olacak inşallah. Maşallah. Bize güvensinler. 2023 yılı ya, çok büyük hedeflerimiz var. Biz bundan 2-3 sene önce Türkiye'de bilişim sektöründe söz sahibi bir firma olabilir miyiz, olur muyuz diye düşünüyorduk. Bugün iyi kötü kendi sektörlerimizde en azından söz sahibi firma olduğumuzu düşünüyorum. Bundan 5 sene sonra dünyada da söz sahibi olabilecek bir firma olarak kendimizi görüyoruz. Böyle potansiyelimiz var. Sıfırdan 3 bilgisayar mühendisinin kurduğu bir firmanın, tamamen Türk bir firmanın inşallah dünyada söz sahibi olduğu, dünyada da güzel projeler bitirdiği bir 5 yıl, önümüzdeki 5 yıl hedefliyoruz. Evet, yerli ve milli. Evet, bu aralar çok kullanılan bir tabir biliyorsunuz. Evet, yerli ve milli bir şirket. Atılan adımlar tamamen bu. Diğer tarafta öz varlıklarınızla yapmış olduğunuz yatırımlar. Evet, evet. Son olarak dedim ama bir son olarak daha soru sormak istiyorum. O da şu. Yurt dışında ilgilendiğiniz hani bir açılımınız var ya, bir açılım yapma ihtiyacınız ve isteğiniz söz konusu. Evet, evet. O konuda da zaten gözlerinizden ben burada heyecanı net bir şekilde alıyorum. Peki, hangi ülkelere ya da hangi coğrafi bölgelere daha çok odaklandınız? Şimdi Amerika tarafı zaten bizim için çok büyük bir odak noktası. Evet, onu söyleyeyim. Yani evet, orada zaten ofisimiz de var. Nevada tarafında bir gelişimimiz var. Bir taraf Orta Doğu tarafında da işte Katar ofisimiz üzerinden yine bir açılım tarafımız söz konusu. Bir de Bosna Hersek ve şimdi Bosna Hersek aslında Avrupa'ya açılan bir kapı haline geldi o bölgedeki ülkeler. Yine o oral üzerinden Avrupa'ya doğru açılmak istiyoruz. Yani genelde bu üç bölge bizim için hedef bölge olarak seçtiğimiz kısımlar, yerler. İhsan Bey, değerli katkınız için çok teşekkür sağ ederiz. Çok teşekkür ederim ağırladığınız ben için. Teşekkür ederim, sağ olun. Efendim, MİA Teknoloji kurucu ortağı Sayın İhsan Ünal ile birlikteydik, şirketi ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini konuştuk. Paratoner programının bugünlük sonuna geldik. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın, hoşça kalın.